Ay bugün ne yazık ki birbirimize veda edeceğiz. Evet, en üzücü olan kız. Değil mi? Evet, Evet. gerçekten. Ve bugün bakalım Aleyna sen arkadaşlarından kaç puan aldın? Bakalım. Merak ediyorsun. Bakalım yani tahmin edebiliyorum. Öyle mi? Evet. Tahmin ediyor musun? Evet. Nasıl mesela? Ne tahmin ediyorsun? Tavırlarından, hal ve hareketlerinden. Yani yüksek bekliyorsun. Yani ben yüksek bekliyorum ama onlar bugün final olduğu için biraz doğmuş olabilirler bana karşı. Birbirlerine doldular. Ya aslında tam aksi, yani kendi adıma adaletli olacağımı düşünüyorum ki herkesin de öyle olacağını düşünüyorum. İnşallah, Evlerin inşallah. komple İnşallah adaletli. adalet kazansın diyelim. Evet. İnşallah. Çağlacığım senden başlayalım. Önce sebeplerini ardından da puanını görelim. Tabii ben Ali İnanan'ın misafirperverliğini beğendim. Sofrası da beklediğim gibi değildi, açık söyleyeyim. Hani Nasıldı? yaptıkları çok güzeldi. Ellerine emeğine sağlık ama Afiyet olsun. hepimizin sofrasında normal normal dedi. Kimisine güzel değil tarzında bir şey söyledi. Ben çıtayı çok yükselttim Aleyna Hanım'a karşı. Beklentimi karşılamadı. Ya ikramlıklara pek takılmıyoruz Evet. biliyorsunuz. Mühim olan Çeyiz ev odası dekorasyonumuz, çeyizi çeyizimiz, bana davranış normal demişti. Kendisininki benimkinden de az. Yatak odasını aslında beğendim ama ahşap yeşil onu sevemedim. Perdesine yorum yaptım ama benim tercihim desenli perde zaten. Seviyorum onu. Perdesini beğendim. Bende de tam tersiydi zaten. Benim yorumum bu kadar. Aleyna Hanım'a puanım. Benim Aleyna Hanım'a puanım 4. Teşekkür ederim. Herkes puanlarını açtıktan sonra konuşmak istiyorum. Tamam. Yeşim. Koltuk mobilyaları benim mobilyalarım gibi zaten. Chester. Bunu beğendim. Hasır halısını uyduramadım. Yani daha farklı benim gibi bir halı beklerdim. En azından halı beklerdim. Onun haricinde masa sandalyeleri farklı renk olabilirdi. Koyu geldi bana odası açıkçası öyle söyleyeyim. Renk karmaşası denmişti bende de ama yastık kılıflarında da bana göre çok renk karmaşası var. Onun haricinde mutfak içinde ara fayansları ve şeyi tezgahı bana çok karışık geldi. İkisi de desenli olması göz yordu açıkçası. Onu söyleyebilirim. Masa sandalyeleri çok çiğ kalmıştı. Masası çiğ kalmıştı. Yatak odasında yine ahşaptı. O başlık olan ahşap olayını beğenemedim. O ahşap olmasaydı daha düz olsaydı yine tarzda daha iyi olurdu benim için. Çeyizini çok az buldum. Ben de 4 senelik evliyim. Gayet Ben de normal. dağıttım. Ona rağmen çok fazlaydı. Onun için sana puanım. Dört. Teşekkürler. Peki Fatma. Öncelikle Aleyna bugün bizi misafir ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Ben zaten yorumlarımda genel olarak Evet. belirttim. Aleyna dün beni eleştirdiği şeylerde tamamen kendisi de yapmıştı. Halılarda. Onun dışında Chester modeli beğendiğim ama bu yani odada çok boğulduğunu söyledim. Fon perdeler olsun, yastık kırlentleri olsun çok boğmuştu yani. Onu söyledim. Yatak odasında zaten yorumlarımı belirttim. O perdenin olmadığını, kahverengi gibi ahşap uyumunu beğenmediğimi, halının zaten direkt olmadığını söyledim. Çeyizi az buldum ama özenliydi. Yemek masasında da çeşit çoktu. Ama yine aynı şekilde masa örtüsü dün bana masa örtüsünü de eleştirdi ama onu göremedim sende. Yani çok lüks, çok daha abartılı bir şey bekliyordum senden. Onu göremedim. Bunun için benim sana puanım. Benim evimde beni bu kadar eleştirip aynı şeyleri kendinin yapman hoş değildi. Fatma bence kendi evinde doldu doldu Aleyna'ya öyle geldi. Çünkü Yeşim Hanım'ın evinde salonu küçüktü, koltukları aynıydı, sadece renk farkı vardı. Buradaki salonu arkadaşın büyük. Yeşim Hanım'a nazaran daha ferah evi. Ben rengi koyu evet ama buraya gitmiş. Yeşim Hanım'ın odası daha küçüktü. Bunları kullanamazdı. Burada bunlar söyleyebilir kullanılır. miyim? Ben bu eve geldim evet Chester model sevdiğimi söyledim ama direkt zaten boğulduğumu da söyledim. Yani uyum göremedim. Bu yüzden de burada bu puanı kırdım yani. Ben asla Senin adaletsizlik hakkında yapmadım. düşünmüyorum. İstediğinizi düşünebilirsiniz. Bu benim Evet. kararım.
Bence sen kendi günündü diye, Perşembe günü kendi günündü diye Yeşim Hanım'a sen 7 puan verdin. Yeşim'den evet. büyük bir rakam beklenti içerisine girdin. Onu yapamaz. O da sana düşük verdiği için bugün de bana doldun. Bugün filan olduğu için ben zaten dedim ki kızlar cuma gününe karşı hepsi bana dolacak dedim. Kinlenecekler birbirlerine karşı dedim. Söz hakkı alabilirim. Puanda da göreceğim dedim ve görüyorum yani. Sen hiçbir şey yok ya. Ben kinlenmedim. Senlik işte hiçbir şey yok. Ben sadece evet. yorumlarımı söyleyeyim. Yani evinle alakalı ben kalkıp yorum yapıyorum. Sakın işte yanlış asla böyle düşünme. Kinlenme olarak asla düşünme. Strateji mi yani diyorsun bunu? Hayır, kinlenme asla olarak kinlenme olarak ben de hayatım. Kesinlikle kinlenme yok. Ben zaten strateji yapsaydım eğer Yeşim Hanım'a asla 7 puan vermezdim. Onun öncesinde de yine aynı şekilde düşündüm. Gerçekten Yeşim'in her şeyini verirdim. Çok beğendiğin için her şeyin değil. Zaten beğenmediğim yerleri... Neyi çok beğenmiştin Yeşim'de? Yani Chester Coach modellerini beğendim. Yatak odasını da Chester'e. Neyi çok Yeşim'e mi en yüksek puanı verdin? Evet, Yeşim'e yüksek puan verdim. Ama anlamak istemiyorum. Zaten Chester konu Ayla alakalı değil. Evet, onunla alakalı olmadığını söyledim. Kremit ve füme yani. İkisi de aynı o zaman. Aynı tonlar. Aynı tonlar diye kesinlikle. Haksızlık yaptın. Ama koltuklara vermiyor. Benim de haksızlık yapma. Ama yatak odamı da beğendim. Evet, ben zaten genel olarak yorumlarımda açıkladım. Yani asla kendime de çelişmiyorum burada. Ben ne kim ne hak ettiyse onu verdiğimi düşünüyorum. Diğer yoruma gelecek olursak da Yeşim Hanım'a strateji yapsaydım eğer diğer günleri de düşünürdüm. Diğer kızlara da yüksek puanlar verirdim. Bu konuda asla bunu hak etmiyorum. Yani istediğinizi söyleyebilirsiniz, saygı duyuyorum. İçi rahat, gönlüm rahat. Diyor. Adaletli davrandığımı düşünüyorum. Asla kendimle çelişmedim. Adaletli davrandım. İçi rahat. Sizin yaptığınız şeyler benim evimde eleştirdiğiniz şeylerin aynısı bugün burada vardı. Fatma Hanım 3 verdi. Bugünün gerçekten konusu Fatma Hanım'dı bence. Kendisi de beklentisini alamadığı için bugün Aleyna Hanım'a patlamış oldu.